Şimdi Genelkurmay Başkanı'nı silahlı terör örgütü lideri diye içeri attıranların Genelkurmay karargahını neredeyse tamamını Silivri zindanlarına atanların bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ne askere destek veriyor musunuz, vermiyor musunuz demek hakkı da değildir, haddi de değildir. Sizler bugün yargıyı öylesine doldurdunuz ki bakın bu kanundan sonra getireceğiniz kanunda siz de kabul ediyorsunuz ki özene bezene yargıyı paralel yapıya teslim ettiniz. Ve bugün de yine aynı paralel yapıya askerlere yaptığınızı üstüne yıkarak kurtulmaya çalışıyorsunuz. Siz askerlere safralarımızdan kurtuluyoruz diyen insanlarsınız. O yüzden bugün sizin bize terörle mücadelede herhangi bir ders vermeye hakkınız yok. Değerli arkadaşlar, 14 yıllık iktidarınızda bütün yaptıklarınızı bozmakla geçiriyorsunuz. İktidar staj yapma yeri değildir. Bakın bu kanun M Asya'yla neredeyse birebir örtüşmektedir. Orasından burasından dolanmaya gerek yok. Biz burada bu ülkenin tekrar M Asya gibi veya böyle bir kanun gibi bu kanunlara nasıl muhtaç edildiğini tartışmak zorundayız. Buradaki sizin vebalinizi konuşmak zorundayız. Sizin bu çözüm sürecini nasıl yanlış başlattığınızı, nasıl yanlış götürdüğünüzü elbette konuşacağız. Bu bizim hakkımızdır. Çünkü bu bedeli tüm Türkiye halkı olarak hep beraber ödüyoruz. Siz ödemiyorsunuz ama her gün şehitler veriyoruz. Her gün insanlarımız ölüyor. Ülke kan gölüne döndü. O yüzden bunun muhasebesinin en ince şekliyle burada yapılması şarttır arkadaşlar. Ha burada mahkemeler kurdunuz. İmralı'yla görüştünüz, ne görüştünüz bilmiyoruz, ne sözler verdiniz bilmiyoruz. Biz buna katkı verelim dedik, doğru yapın dedik, bu ülkenin barışa ihtiyacı var dedik. Ama siz bugün anlıyoruz ki hiçbir zaman barışı istemediniz. Barışı her zaman araçsal olarak kullandınız ve Güneydoğu illerindeki vatandaşlarımızın oylarını bir şekilde kendi hanenize yazmak için kullandınız. Ve hatta tutanaklardan da anlıyoruz ki bazen başkanlık rejimini getirmek adına kirli pazarlıkların bile içine girdiniz. Elbette ki biz burada bunları konuşmak zorundayız. Değerli arkadaşlar, bu kanunu yaparken temel hak ve özgürlüklerin neresine geliyoruz? Mesela insanlarımızın bu kanundan sonra hak arama yollarını yeteri kadar belirginleştirdik mi? Oluşacak hak ihlallerinde insanlar yargı yoluna nasıl gidecekler, nasıl başvuracaklar, anayasaya ne kadar uygun bu? Mesela konut mesuniyetine dahi uygun olmayan maddeler var. Dolayısıyla burada yapılması gereken bunları ayrıntılı bir biçimde tartışmak, ayrıntılı bir biçimde konuşmaktır. Yoksa bu da yine daha önceki yasalarınız gibi yapboz yasası olacak ve yine aynı şekilde geleceksiniz. Yanılmışız, eksik yapmışız, olmamış diyeceksiniz. Bu olmasın diye burada bunu temel kanun şekline getirip beşer dakikalık konuşmalarla ve onu da böylesine çarpıtarak beşer dakika konuşmak zorunda bırakıyorsunuz. Çarpıtarak getirmek yerine ayrıntılarıyla tartışacağımız ve daha uygun zamanlarda tartışacağımız bir ortamı yaratmak zorundasınız. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.